Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu gezegenlerin karşılaştırılması. Güneş sistemimizdeki gezegenleri çeşitli özelliklerine göre sınıflandıralım. Örneğin Güneşe yakınlığına göre, doğal uydu sayılarına göre, etrafında halka olup olmamasına göre ve büyüklüklerine göre. İlk olarak Güneşe yakınlığına göre gezegenlerimizi sınıflandıralım. Gördüğünüz gibi gezegenlerimiz ve bu gezegenlerin Güneş'e yakınlığına göre isimlerini sıralayalım. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Bir diğer özelliğimize geçelim. Doğal uydu sayılarına göre. Merkür ve Venüs gezegeninin uyduları yoktur. Dünyanın ise bir uydusu vardır ve Ay. Mars'ın ise iki uydusu bulunmaktadır. Daha sonra diğer gezegenlerimizin ise Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün ise oldukça fazla sayıda uydusu bulunmaktadır. Diğer özelliğimize geçelim. Etrafında halka olup olmamasına göre Merkür, Venüs, Dünya ve Mars. Kayaç yapıda ve iç gezegenler olarak söylediğimiz bu dört gezegenin etrafında halka yoktur. Ancak Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün bu gezegenlerin ise etrafında halka bulunmaktadır. O halde tekrar söyleyelim. Kayaç yapıdaki dört gezegenimizin etrafında halka yoktur ve bu gezegenler iç gezegenlerdir. Ancak astroid kuşağının dışında yer alan Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün ise etrafında halka bulunmaktadır. Diğer özelliğimize geçelim. Gezegenlerin büyüklüklerine göre en büyük gezegenimiz Güneş sistemimizde Jüpiter, daha sonra Satürn, daha sonra Uranüs, daha sonra Neptün gelmektedir. Dikkat ederseniz yine dış gezegenler karşımıza çıkmakta. Daha sonra ise büyüklük sıralamasına devam edersek, Dünya, Venüs, Mars ve Merkür gezegeni. O halde güneş sistemimizde en büyük gezegenimiz Jüpiter, en küçük gezegenimiz ise Merkürdür. Değerli arkadaşlar, dersimizi bitirmeden önce birkaç örnek e, isterseniz yapalım. Gördüğünüz gibi öğrencilerimizin çeşitli yargıları var. Verilen özelliklere göre istenen hangi gezegendir? Hemen bakalım. Bu gezegenin uydusu bulunacak. Aynı zamanda halkalı gezegen olmayacak. Etrafında halka bulunmayacak. Bakalım. Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Bu gezegenlerin uydusu e, uydusu bulunmaktadır. Fakat bizden bir özellik daha istenmekte. Halkası bulunmayacak. O halde Dünya ile Mars gezegenlerinin uyduları bulunmakta ama etrafında halkası yer almamaktadır. O halde cevap e, Dünya ya da Mars olabilir. Bir diğer özel e, örneğimize geçelim. Güneş sistemimizde yer alan gezegenleri büyüklüklerine göre sıraladığımızda aşağıda verilen boşluklara gelecek gezegenleri belirtiniz. Gördüğünüz gibi bazı yerler boş bırakılmıştır. Gelin buraya gelecek gezegenleri bulalım. Çözümümüze bakarsak Güneş sistemimizde yer alan gezegenleri büyüklüklerine göre sıraladığımızda Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Dünya. Daha sonra ise Venüs, Mars ve güneş sistemimizin en küçük gezegeni Merkür gelmektedir. Son örneğimize gelecek olursak, özellikleri verilen gezegenler düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır? Özelliklerimize bakarsak. Güneş'e olan uzaklığı bakımından üçüncü gezegendir. O halde burada istenen bizim gezegenimiz dünyadır. Diğer özelliğe bakalım. Uydusu ve halkası yoktur. Hem uydusu hem halkası olmayan gezegen Merkür ve Venüs'tür. Diğer özelliğe bakalım. Dünyadan çıplak gözle görülebilir. Bu gezegenleri söyleyelim. Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn dünyadan çıplak gözle baktığınızda görülebilir. O halde ışıklarımıza baktığımızda Uranüs gezegeni hakkında hiçbir özellik ya da yargı belirtilmemiştir. Böylelikle arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik